Kankalar, bu arada videoya girmeden önce duyurayım dedim size. En son artık ben YouTube'da katıl şeyini açmayınca YouTube bana mesaj attı. Şu katılı artık aç lan diye. Ben de katıl şeyini artık başvurusunu yaptım. Yakında gelecekti büyük bir ihtimalle. Bir sıkıntı olmazsa katıl şeyi çıkacak. O katıl şeyinin aynı ne gibi oluyor? Twitch'teki abonelik gibi bir şey bu. Ekstra abonelik oluyor ya. Onun gibi bir şey. Katıl şeyine özel şeyler yapacağım bu arada. Onu da size duyurmuş olayım buradan. Hani haftada mesela işte YouTube'a 7 video atıyorsam katıl için özel 3 tane ekstra video atacağım. Üyelik alan kişilere. O şekilde bir şeyler yapacağız. Onun planlarını gelecekte duyuracağım daha da size. Uzatmayayım daha fazla. Videoya girelim direkt. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine sıfırdan serisindeyiz. Şöyle yardıracağız kankacığım. Inbox'a değil de store'a bir gel bakalım şöyle bir. Burada karakterlerden şey var mı ya? Alabileceğimiz bir şey. Yok, pahalıymış abi. 9000'e bronz olsaydı veya param olsaydı şu şeylerden birini alırdım. Şu Jax'i alırdım büyük ihtimalle çünkü Kotal Khan yine daha mantıklı olur. Jax'in evrim atlamış olurdu en azından. Üstündeki +1 işareti evrim atlatacağınız anlamına geliyor bu arada. Yan tarafta bir tane daha varmış bakın bizde. Kart packs'lere bir gel kanka. Şimdi Quest'ten bizim karakterler büyük ihtimalle çıktı şu anda. Ya da bilmiyorum çıktı mı? Çıkmamış da olabilir. Duruma göre bakalım bir. Quest'ten çıkartırız onu olmadı. Öyle ondan sonrasında tekrardan Quest'e sokacağım ben birazdan. Şöyle bir Mortal Kombat 11 pack açacağız ama öncesinde bronz pack'imizi açalım kanka. 448 ruh oldu. Bak ruh çok hızlı bir şekilde birikiyor. Düzgün bir şekilde yaparsanız her şeyi rahat rahat biriktirirsiniz yani. O yüzden kafanızı sıkmayın, şey yapmayın, darlamayın abi kendinize. Yavaş yavaş, hıp hızlı olacak diye bir şey yok. Birden birikmiyor ruhlar. Uzun süre biriktirip mesela, yani nasıl diyeyim, bir yerden sonra çok çok daha hızlı birikmeye başlıyor. Quest'lerde ilerledikçe, özellikle Quest'in 2. sayfasına geçtiğiniz zaman bir günde çok fazla şey veriyor size. Ruhlara veren yerler var. Oralara gitmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş olacak. Onlar da birden olmuyor. Şimdi yüzde kaç ihtimal? %10 ihtimalimiz var. %10 ihtimalle bir tane çıkarsak aslında var ya, bizi çok rahatlatır ya Diamond karakter. Şu an hiç yok. Hesap kaç level ki daha gerçi? Diamond olmaması normal. 15 level hesapta normal. Öyle çok şey değil. Ama yine de 4 saatlikmiş bu arada. 4 saat sonra bir güncelleme gelebilir mi? Bilmiyorum. Emin değilim. Yani siz bu videoyu izlerken zaten muhtemelen bir gün sonra izliyor olacaksınız. Güncelleme gelmiş mi gelmemiş mi o gün görürüz zaten onu. Gelmiş olursa o gün onu çekerim herhalde. Güncelleme videosunu çekerim. Her neyse daha fazla uzatmayalım. Şöyle bir kart 2 tane ama 3 tane level up verecekmiş. Peki şansa gene bakayım da bir. Şu aşağıdaki şeylerden ne veriyor? Bir tane Infinite Blood şeyi verebilirmiş. Wheel of Infinite Blood, bir de konuşabilsem. %1 ihtimalle bunlardan veriyor. Ice Daggers da olur bu arada. Shiraraya Kunai da olur. Şu Scorpion'un şeyi daha güzel olur. Abi bakalım ya. Hadi kankam be. Bir tane şöyle bir diamond verirsen bize. Vallahi müthiş ötesi olur ya. Bunlar zaten diamond. Diğerleri diamond olacak yakında. Çok yakın bir sürede. 2.7 güncellemesi kapıda hani. Çok kısa bir süre sonra gelmiş olacak. O ne ya, dışarıdan bir ses geldi. Hadi kankacım. Bu da değil. Uşak geçiyor galiba. Ankamın şeylerden verdi. Peki. Sen bir uza. Hadi kanka. Vereceksin mi? Cyrax. Yani aslında kötü değil. Bayağı da iyi oldu aslına bakarsanız. Cyrax'i çok fazla geliştirebileceğimiz anlamına geliyor bu. Çünkü birinci evrim bir gold karakterimiz oldu. Bu da kötü değil. Hani özellikle challenge karakteri bu. 1225 saldırıyla başlıyordu sanıyorsam. Hani bayağı iyi diyebiliriz ya. Ne diyor bu? Bu güncellenmiş zaten, ondan bahsetmiştik. Inbox'a bir girsene kanka. Şunları, questleri bir toplayayım. Hangi questleri de yaptığımı görün. Siz de bunlara saldırın abi. Bunları şimdilik bir daha başlatmayacağım. Veya başka questlere geçebilirim. Bilmiyorum yani. Uzun süredir bu questleri yapıyorum. Bunları değiştireceğim bir süre sonra. Yani ruh şu an bakın mesela normal geliyor. Hani bunlar 4 saatte quest de vardı galiba arasında. Bu 4 saatlik olandır büyük ihtimal. 4 saatte 15 ruh veriyor. Bunu sürekli yapsanız 45 ruh verecek 4 saatte bir. 3 tane quest'e girseniz yani. 45 ruh alacaksınız. Çarpı 6 ile bayağı bir ruh yapıyor işte. 4 saatte bir eğer sürekli gidebilirseniz oyuna. Yani iş yapar aslına bakarsanız. Her neyse. Şimdi şuradan karakter kasacağız. O önemli. Collection'a bir gelsene kanka ya. Bize neler var? Baraka falan var. Şöyle göster de be. Tamam. Çok fazla bir karakter yok. Aslında bu çara göre baya çok yani. Cyrax'i kasacağız. Cyrax yanına neyi kasalım diye düşünüyorum. Sub-Zero olabilir. Ya da ikinci evrim bir şey var mı? Bronzlar değil. Soğurayım bu arada baya çıktı bana. Bronz pekleri sürekli açıyordum bu çarda. Baya çıkardık. Kesik Cage olabilir. Bilemiyorum şu an. Goro. Şunu kesin kasacağız. Hani Cyrax kesinlikle kasılacak. Yanına Baraka'yı kasalım ya. Baraka ve Goro mu şey mi? Intaro mu diye düşünüyorum. Goro ya. Goro abi Goro. Goro daha fazla can şeyi var. Daha güçlü gibime geliyor. Battle Mode'a da geleceğiz ama ondan önce bir Faction Wars'a girelim. Böyle bir beşli savaş bir çakalım abi. Sonra bir Battle Mode'a uğrayalım. Beşli savaşta bu karakterler iyi güçlenecektir. Kart takmadık bunlara. Kart takınca oyuna girmeyecek ama. Onu düzeltmişlerdi ya. Normalde eskiden bug'dı o. Şimdi düzelttiler ama. Tamamdır. Hadi bakalım. Yardır kankacım. Bayağı vuracaktır bu karakter. İkinci yeteneğini açtık mı lan bunun? Bu 8 level miydi? 4 level miydi? Yanlış. 4 level diye gördüm sanki ama. Yok 8 levelmiş. İkinci yeteneği açık. Ben de neyin kafasındaysam anasını. Şunun yeteneklerini fulllememiz lazım bu arada. Öyle bir olayımız var. Char bizim için önemli olacak. İlk geliştirdiğimiz charlardan olacak sonuçta. Hatta bu 450 ruh markete gelirse artık bunu alırım ben sürekli olarak. Fullememiz gerekecek yani şu ikinci yeteneği çünkü hayvani derecede çok vuruyor. Bunu değerlendirmemiz gerek. Raiden'la da azıcık oynayalım. Aa bu kaydırmalıydı. Kaydırmaları işte sevmiyorum be abi. Çok yani zor oluyor. Şöyle bir vur bakayım kankacığım. İkinci yeteneğini atacağım bunun. Tamam, kanamayı bırakamadı üstümüze. Baraka'ya girelim bir. Baraka'yla şunun yeteneğini şey yapalım. Power drain atalım birazcık. Yani çok da fazla şey yapamadık ama yine de iyidir. İş yapar yani. Kankacım şimdi sen şunu bir al ağzına. Tamamdır. Bu arada şeyi sevmişsiniz ya. Outlast serisi hoşunuza gitmiş gibi. Tabii ki de çekeceğim devamını zaten. Yakın bir sürede, çok yakın bir sürede Clash of Clans'e de başlayacağız. Orada da yardımlar yaparız yavaş yavaş. Klan falan kurarız, yardırırız oradan da. Ortam oluşsun maksat. Onu da yapacağız. Şu karaktere bir gireyim ben bir saniye. Bunun yeteneklerini güçlendirmek istiyorum ya. İkinci yeteneğini level up verebiliyoruz aslında buna. Kaç tane level up'ımız var bizim? 31 tane var. Bak bu bayağı iyi. Bir dursun ama bunun evrimi yükselmeden level'ını direkt yükseltmeyeceğim. Karşımıza güçlü rakipler gelmesin ki. Şu an yani güçlü rakiplerden kastım. Normalden daha fazla güçlü gelecek. Sadece bu güçlü olacağı için yan karakterler güçsüz kalacak buna göre. Hepsini eşit seviyede ilerletmem gerekiyor oyunun başları olduğu için. Biraz dayanacağız buna. Şimdi ikinci yetenek var mı bizde? 4 tane yükseltebilecek şeyim aslında dur. Yükseltmeleri kullanmasam daha iyiydi ya. Burada satın alsam daha iyi. Aynen satın alacağım. Bu paranın hepsine bunun ikinci yeteneğini güçlendireceğim abi. Birinci yeteneğe şimdilik gerek yok. Şimdilik yani. Bitti. Tamam. 3 tane de yükseltme kullanacağız ve bunun bir ikinci yeteneği fullenmiş olacak. Nasıl ama mis gibi abi. Güzel. Artık 5800'e kadar vurabileceğiz. Ve kanama da bırakacağız karşı rakibe. Uzun süreli kanama bırakacağız. Bu birinci yeteneğimiz ekstra bir şey bırakıyor mu? Bak bir şey bırakmıyormuş. Ama ikinci yeteneğimizde kanama var. Bu yüzden önemli aslına bakarsanız. Baraka'nın da mesela birinci yeteneğini fullemem lazım olabilir. Ona da bakacağız zamanla. Şimdi sen gel bakalım bir. 326 vuruyorduk normalde ikinci yeteneğimizde. Onun testini de yapalım birazdan. Power Drain yapabilecek karşıda kimse yok şu an. Güzel. Yani Scorpion'un yakma efekti... Lan niye konuşamadık ya? Yakma efekti yoktur diye düşünüyorum. Klasik Milena'da var mıydı ya Power Drain? Emin değilim. Yokmuş tamam. Ama ciddi bir hasar çıkarttı. O yüzden bunu tekleyeceğim abi. 326 idi. O zaman bunu tekleyelim. Ah yapma be. Blokta kaldı. Kötü oldu bak. Ama yine de kanamam girdi. Sıkıntı yok. 54 ne ya? Canı çok az olduğu için 54 vuruyor kanama. Yüzdelik can oranına vuruyor. Ulan bugün ne konuşamadık ya? Niye böyle oldu? Yapma. Hayvan gibi vuruyor abi. Bir tık sıkıntı bu arada. Vallahi bir tık sıkıntı. Bir saniye hemen. Evet hemen geri geldim. Şöyle bir yardırmaya devam edelim bakalım. Tabutçu 31. Koreano geç. Bu ne ya? Senin o ismini. Kankacım ama öyle olmuyor bak. Şunu bir ver bakayım bana. O vuruş yapmasaydı iyiydi de şu an. Yok ya sıkıntı değil. 326 idi. Vur bakayım geliştirince 574. Hasarı siz görüyorsunuz yani. 2 katına yakın bir hasar var. Baya baya fark ediyor diyebiliriz ya. Hem de sonda vurduğu hasar da patlama hasarına eşit oluyor. Baya baya vuruyoruz şu an. Çok güzel. Bundan sonra da bir şeye gireceğiz. Battle moda. Üf yardıracağız. Hadi bakayım. Yardır kankacığım şöyle bir. Rayle mi? Rail. Rail mi lan senin adın? Rail herhalde. Rail de olabilir bilmiyorum. Bunların değişiyor okunuşları sürekli. Kardeşim sen şunu bir tutacaksın mı be? He? İstersin gel. Yo ama onu yapma dur. Şöyle bir al bakayım içine. Hop. Güzel. Power Drain'i çaktık ağzına. Damage over time gives health yazıyor. Gördünüz değil mi onu? O ne demek? Yani buna damage over time ile ilgili bir şey atarsam yakma, zehirleme ya da ne o? Kanama etkisinden birini atarsam bu salağın canı da olacak. Dark Raiden olduğu için. Sıkıntılı bir çar. Bunu bir atayım kankacığım sana. Bunun da ikinci yeteneğini fullleyebiliriz aslında da. Yani Yan tarafa bu arada Kano'yu alacaktım değil mi ben? Onu çaktırmayın, hiç bir şey yok, bir şey yok. Şunu yapma ya. Az önce blokta değildi bu arada. Blokta değil diye direkt vurdum. O ufacık bir süre var. Orada bloğa geçti herif. Şansını ver senin. Öyle bir bunu al. Tamam. Buna damage'e overtime atmıyoruz tabii ki de. Canı da olacak atarsak. Bir tık sıkıntı yani. Yani damage overtime yiyeceğiz. O birazcık sıkıntı olabilir. Bunu vuracak mı uzaktan? Vurdu. Güzel. Yani dokunduk mu şöyle? Güzel. 5. savaşa geçeceğiz değil mi şimdi? Aynen. Yardır kankacım. Öyle bir... Aa 4. savaşmış daha. Güzel. O da güzel. Fight. Hadi bakayım. Yosef. Yosef kankam. Seni bir Yusuf ettirelim. Ne kadar da komik. Şunu bir geçeyim. Güzel. 816 ile gidiyoruz ha bu arada. Bayağı iyi. Hani giriş hasarımız yükseliyor gittikçe. Level'ımız atladıkça. Bu da bayağı iyi. %50'lik cana göre de vuruyor hem. Bayağı iyi aslına bakarsanız. Yani bloğu açsaydın güzeldi kardeş be. Sana bir ikinci yeteneğimizin tadından tattıralım ha. Seversin. Güzel. Bunu attık mı? Bunu tekledik. Bu gitti zaten. Yani direkt 606 bak. 574'lü level atladıkça gittikçe daha çok vurmaya başlıyoruz. Tamam. Bunu da atalım bir. Buna birinci yeteneği atabilirim bu arada ya. Bunu kilitleyip yerine öldürmek istiyorum direkt. Sıkıntı olabilecek bir çar çünkü. Şeylere göre güçleniyor. Sınıflara göre ayrı güçlenebilen bir çar. Bir tık sıkıntı yani. Yardır bakalım. Gerçi bir sonraki Battle Mode kulesi 8 değil mi lan? Onu nasıl yapacağız ya? Vallahi bir tık sıkıntı olabilir ha, ona gireceğiz dedim de. Nasıl olacak bilemiyorum. Neyse dur bakayım ben. Evet kankacım. Şöyle şunu bir al bakalım. Güzel. Tekrardan Voron kankam. Sana yapmam onu yapma. Şunu bir... Tamam. Birinci atmayacağım, vazgeçtim abi. Böyle Raiden'a bir gir bakayım. Giriş hasarımızda vuralım buna. Üst üste hasarları yesin. Bak 181 yedi şu an. %50'lik cana göre vurduğu için. Daha az hasar yiyor tabi. Şöyle bir al kankacım. Blokta kalacağım. Bunlar ne lan, bu full Scorpion diyecektim de. Sub-Zero'su da varmış. Böyle bir alsam mı blokta? Aç ama şeyini. Aç artık. Hadi. Ulan hadi be, ne sıktın ya. Şöyle bir şunu da vurduk mu yardırırız. Tamam. Kanka sen şunu bir alacaksın mı? Güzel. Tek yemedi çünkü kalkanı var herhalde bunun. Aynen, sırtında kalkanı var. Hay ben senin şansını çocuk ya. Gerçi benim de salaklığıma geldi. Buz efektini yedik mi? Öf, o çok kötü ya. Hem slow hem power drain. İğrenç bir efekt yani şu. Yine yemedik değil mi? Bu sefer de zehir yiyecektik. Niye atamadı zehirini lan? Yine birinci yeteneği attığı için mi acaba? Get over here. Yalnız en güçlü karakterimi yediler şu an ha. Sıkıntı olabilir birazcık. Au. Bunu da yedi. Ha şey yiyemez. Baraka yiyemez ya. Öyle kolay değil o işler kardeş. Baraka diyorsun ha. Kaydırabilirsen birazcık. Gerçi yine de öldü ya. Kaydırmasam da olurdu. Fıtı 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 fıtı. Çok güzel tarıyor be. Tamamdır. Burayın 5. savaşını bitirdik şimdi. Direkt Battle Mode'a saldıracağız. Ondan önce bir Quest Mode'a gidelim bakalım. Quest Mode'da hangi... Şeylerimize, gerçi Battle Mode'a gireceğimiz için Quest'e girmeyelim, en son Quest'e gidelim. Videoyu kapatmadan önce Quest'e uğrarız bir. Feast of Strength'te bir şey gelmiş mi? Bir saniye, o geldiyse bunları da ufaktan açacağım. Tamam, 2 tane. Bunları siz de açın. Hani yani olur ya, böyle bulunan karakterinize bir tane şey çıkar. Çıkarsa oradan %2 falan hasar alıyorsunuz veya can. İş yapıyor yani bunlarda. Circle of Shadows Sub-Zero'ya çıktı. Tamam, bu bizde yok. Assassin 2 tane çıktı. Bu da yok. Mortal Kombat 11 Sub-Zero'ya çıktı. Bunların hiçbirisi yok bizde. Üzdü şu an. Hadi bir tane daha var. Bak 3 karaktere veriyorsun. Bir tanesi bizimki olsun da bari işimize yarasın ya. Hadi. Hadi çocuk hadi. Bu bende yok. Hatta o yüzden 10 şey mi verdi? Klasik örmek bende yok. Aa Icon geldi. Icon'u kullanınca ekstra güç veriyor mu acaba? Vermiyor diye biliyorum ya Icon'larda. Yine de kullanalım abi. Hiçbir Icon'ımız yoktu. Nerede o? Ha buraya gelmiş. Taktika Sonya Blade'e. Güzel. Bunu hemen alalım abi. Tamam. Güzel. Taunt'larda ekstra bir şey yok zaten. Burada background'larda bir şey yok. Bununla ufaktan doldurmaya başlamışız. Tamam. Burada bizim çarlara gelen yok. Burada var mı? Burada da yok. Taunt'larda peki. Ulan hiç yok mu ya? Ayıp be kardeşim. Background'larda güzel. Baraka'ya bir tane geldi. Şunu kuşanalım hemen. Tamam. Burada da title'lardan bir tane geldi mi bize? Gelmiş olmalıydı sanki ama gelmemiş. Tüh. Peki tamam, sıkıntı yok abi. Hemen Battle Mode'a giriyoruz. Bu savaş 8'liydi değil mi? En son video, bir önceki videoda sanki öyle yapmıştık. Tamam. 3 ruh vererek bunları yenileceğim bu arada, sıkıntı yok. İnşallah Char level atlar bundan sonra. 15 leveliz şu an. 16 olur ya büyük ihtimalle. Raiden, Baraka. Yan tarafa şey alsam daha iyi ama. Goro'yu alsam daha iyi. Goro daha çok güçlenecek. Yine bir tane karakterimiz evrim atlarsa onu kasmaya başlayacağız tabi. İlk evrim atlayanları kasıyorum abi. Siz de böyle yapmanız, yani yapmanız gerekiyor. Bu şart, bunu mecbur. Şu an mesela ben bunu kasmaya mecburum yani. Başka çarem yok. Buna ekipman versem de güzel olur bu arada ya. Şöyle bir gel bakayım sen yavrucum. Bunu verebiliriz aslında. Nasıl yapsak? Bilemedim ki ya kanka. Bunu verelim mi sana? Yani Baraka'nın ama o şimdi Baraka'da daha çok iş yapar gibi. Şunu buraya verelim. Aksı vermeyelim ya. Dur, Baraka'dan daha güçlü olsun ya bizim çarımız. Bir dakika dur. Şunu da şeyi ver, bunu ver abi. Bu kiminmiş normalde? Mileena'nınmış. Bak Mileena'nın şeyini buna veriyoruz. Kotal Khan'ınmış bu da. O zaman bizde yok. Rare, gerçi Rare diye geçiyormuş bu, tamam. Bir tane can şeyi lazım bize. Şunu versen olur ya, aynen. Tamam, Baraka'yı da kasıyoruz ama şimdi önceliğimiz Cyrax bizim. Güçlendirmemiz gerekiyor bir yerde. Baraka'nın birinci yeteneğini güçlendirmek istiyorum bu arada. Bir saniye gelelim ona. Baraka'yı seviyorum abi ya. Tamam, 3 kere değil de 2 kere güçlendirebileceğiz. Gerçi kendi şeyimizde de 3 kere oluyor. Tamam, 3 kere güçlendirmiş olduk bunda. Bu da bir şeydi abi. Güzel. Hemen girelim bakalım 8'li savaşımıza. Fight. Hadi bakayım. Güzel. YouTube'un bu arada reklam politikasını değiştiriyor lan. Valla mesaj geldi YouTube'dan. Artık normalde 10 dakikanın altında video çekince birden fazla reklam atamıyorduk ya. Onu şu an 8 dakikaya çekeceklermiş. Öyle söylüyorlar. Bilmiyorum yani. Bana bir şey fark etmiyor gerçi. 10 dakikanın altında kanalda kaç tane video var? Bir tane mi? 2 tane? 3 tane falan herhalde hani. O da açıklama videosu falandır. Genelde 10 dakikanın altında çekmiyorum zaten. Çekmedim de yani. Reklam açık değilken de çekmiyordum. Girelim bakalım kankacım. Şuraya. Şunu bir al bakayım sen. Bunları rahat rahat tekliyoruz bu arada ya. Bayağı kolay yani şu an. Soruncu tabi. Şu an için Battle Mode'un biraz gerisindeyiz galiba. Biraz daha ilerlememiz gerekiyordu. Ya da Char hızlı gelişti artık, orasını bilemiyorum. Quest'i çok yaptırdığım için buna bayağı yaptırıyorum yani. Gün içinde sürekli aktif olarak girip çıkıyorum bu Char'a. O yüzden şu an şey yapıyor. Ruh yönünden hızlı gelişiyor, karakter yönünden. Ama level yönünden geri kaldı. Level'ı kasmak zor değil, o yüzden çok takmıyorum. 16 level yakında oluruz herhalde. Gerçi şu an kulelerden dolayı XP'yi de az veriyor. Baksana abi şuna bak, çok az XP almışız ya. Normalde level atlamış olmamız gerekiyordu. Kendi level'ımızdaki kulelerle savaşsaydık. Aşağıdaki gibi oldu, benim de konuşamadım gene. Vay anasını, şu an bu videoyu çekerken 2 abone geldi. Daha kontrol ediyordum telefondan giriş yaparken. O 15 saniyelik bir giriş ekranı var orada. Sesimi almadığı için uygulama mecburen başka bir şey yapıyorum. Oraları da kesiyorum zaten. Direkt maça girdiğimiz kısmı ayarlıyorum. Fark etmişsinizdir oraya zaten. Kankacım şunu bir al. Şöyle bir 15 dakikada falan herhalde 3 abone geldi. İyi lan, 2 abone pardon. Bunu, pardon ne? Dur bakayım bir. Şunu al bir. Tek yer misin? 1400. Yani çok vuramıyoruz. Evrim düşük, level düşük, yetenek seviyesi düşük. Yüksek olan bir şey olmadığı için sıkıntı oluyor. Char'a XP ne kadar geliyor? Çok az geliyor ya abi. Şuna bak, daha sıkıntı lan. Valla level atlayamayacağız. Ha tamam. Test Your Might var. Bu kolay olacak. Umarım kolay olur yani. Mal olmak istemiyorum. Test Your Might'a sesim kesilmiyormuş bu arada bak. Ama maça girerken kesiliyor galiba. Aa, hadi kanka. Tamamdır. Ben fullledim gibi. Hop. Lan daha başlardayız. Şimdi böyle zorlanıyorsak sıkıntı olacak gibi ha, bilemiyorum. 7300 paramız oldu bu arada, güzel. İyi para kastık lan bu bölümde. Tamam. Karşı rakip canımızı emiyormuş. Emsin gel lan gel. Gel buraya gel. Hadi bakalım. Gel kardeş. Monk abi. Şunu senin dur. Bunlar oğlum bu ne ya? Bu hala güçsüz ha karşıdakiler. Şu an Battle Mode'da ben bayağı mı geri kaldım acaba? Yo, o kadar geri değil mi? Oo, kendi kombosunu yaptı Baraka. O son çıkardığı komboyu ben çıkarmadım işte. Ekstra pasifinden gelen özelliği. Müthiş bir şey ya. Seviyorum bu çara. Hop. Şu yeteneğin tek atması bayağı hoş. Bir can çekti benden, gördünüz mü? Salağın vurduğu hasar. Belli bir miktar can çekiyordu. Bir çekiyor. Lan. Kulağının dibine tokatı koysam ne yapacaksın ki sanki bana? Yine aynı şekilde can çekiyormuş karşı rakip. Level atlamak üzereyiz. Atlamazsak 3 ruh vereceğiz. Atlarsak 3 ruhumuz gitmeyecek şu anda. İnşallah atlarız ya. 3 ruh 3 ruhtur abi. İşe yarar. Bir tane daha abone geldi lan. Bu sefer bayağı bereketli ha. Bu video ortasında normalde kontrol ediyorum. Genelde gelmiyor. Hani 15-20 dakika sürdüğü için video. Değişiyor bazen. 25'e falan da çıkıyor. Genelde gelmiyordu ama bu sefer 3 abone geldi, garip. Günde kaç abone geldiğini gerçi işte hesap etmiyorum yani. Öncesinde bayağı hesap ediyordum da bu 1000 abone falanken aşırı mutlu oluyordum böyle mesela. Günde bana kaç aboneyken diyeyim, 600 aboneyken falan günde 1 abone geliyordu bazen. Çok mutlu oluyordum abi, ciddi çok mutlu oluyordum. Şu an kontrol etmiyorum ya, kendi kendine büyüyor kanal valla. Kardeşim şimdi sen şunu bir al bakayım bir içine. Şöyle bir Goro'ya girelim. Raiden'ın girişi güzeldi aslında ya. Raiden valla Mortal Kombat'dan bir Raiden özellikle şey olacak, Diamond olacak. Onları tanıtmaktan size zevk duyacağım var ya, böyle ayrı ayrı tanıtacağım. Yeter ki gelsin abi, 2.7 güncellemesi gelsin. O çarların hepsi bende var zaten. Size rahat rahat tanıtırım. Hiç sıkıntı etmeyin yani. Türkçe bir şekilde hepsini aktaracağım size. İnşallah bakalım 2.7 güncellemesi gelsin de bir hızlı davranabilirsem. Bilmiyorum yani. O gün herhalde 5-6 video çıkar mı? Bilmiyorum. Ertesi güne de aktarabilirim. Yani hiç fark etmez ya. Günde 2'şer video şeklinde atsam yine yetişir herhalde, bilmiyorum, duruma göre bakalım. Hadi bakalım Trooper kardeş. Sen şunu bir al. Güzel. Örmek abicim, öyle şeyler yapma. Kötü örmek oluyorsun. Lan bugün neyiz ya moruk, şakamatik miyiz? Gerçi bu kakamatik oluyor peki. Komik değil bunlar ama neyse. Yok bir şey, yok. Goro abi. Ulan. Valla Goro aslında evrim atlasa bayağı hoşuma gider de. Bilmiyorum, hasarı falan çok hoşuma gidiyor. Güzel, özellikle Diamond Goro olsaydı mesela bayağı mutlu olurdum şu an ama kim çıkarmış ki o Diamond Goro'yu, biz çıkartalım anasını. Bu arada 3 ruh vermedik, hesap level atlamış, onu kontrol etmedim ama 11.6k paramız oldu gene, 16 level ve iyi biraz da olmuş şu an tecrübemiz, güzel. Şu kuleyi bir kontrol edelim bakalım. 6 savaş ve karşıdakiler gene bok gibi. Benim 5000 yani 5500 hasarım, adamın 1000 hasarı var abi, ne yapsın bu adam bana? 5 katıyım yani. Ağızlarına sıçacağım yine diğer videoda onların. Neyse. Sıkıntı yok. Shao Kahn tavır aslında oynamamız gerekiyor, biliyor musunuz abi? Hiç yaptık mıyız bundan? Çok az yapmışız bak. 5-6 savaş mı yapmışım? Aynen. 6 savaş yapmışım. Buradan oynayıp şu şeylerden kasmamız gerek. Ödüllerden talents'lara gitmemiz gerekiyor. Talent points'im var mı benim? 5 tane varmış bak aslında. Bunları kullansak güzel olur. Bunu kullanmayalım. %1 basic atak damage boost. Büyük ihtimalle bunu artırırım ben. Aynen. Aslında karşı rakibin dayanıklılığının azalması daha iyi olabilir benim için. Bu level'larda böyle daha iyi olur. İleride bunu sıfırlarız ama şu an düz vuruşlarımız zaten güçlü değil. Karşı rakibin, gerçi aynen karşı rakibin zırhını ben azaltmak istiyorum. Ha. 5 kere bunu azaltacağım. %10 azaltmış olsak işimize yarar yani. Düz vuruşlarımızın artmasından daha çok işimize yarar. Çünkü skill atıyoruz. Yani bu böyle kalsın şimdilik. Sonra buraya 5 verip şuraya geçeceğiz. Veya 1 versek de olur ya. 1'i veremiyoruz herhalde. Buradan da ikinciden neyi veririz? Bakayım şöyle bir. Bu olabilir bak. %12 şey yapıyoruz. Special ataklarda şu mesela kaydırma falan şey var ya. Mini games dediği kaydırma oyunları falan. Veya tıklama oyunları. İşte iki parmağınıza tıklama veya tek tıklama. O oyunlar, onların eğer hasarını arttırabilirsek %12 daha fazla vurduracağız. Ne kadar yüksek hasara çıkartırsak. Bu baya yani %100 yaptığımız zaman %112 vuracak. Çok güzel bir şey aslına bakarsanız. O yüzden onu da geliştirmeye özen göstereceğiz. Ama Shao Kahn Kulesi'nde ilerlememiz gerek. Diğer videoda artık onu yaparız. Shao Kahn Kulesi'nde ilerleriz. Quest moda bu arada bir gidelim. Ben size göstereyim hangi questleri yaptım falan. Bu video bayağı uzun oldu lan bu arada. Birinci kuleye gelin bakayım bir. Şöyle bir göz atayım. Ezbere bilmiyorum hangilerini yaptığımı. Büyük ihtimalle şu şeyi yapıyorumdur bak. Sizde herkeste farklı olur bu arada bu. Ben de şu an bakın ne diyor. Baraka ve Mileena bu şeyde burada kullanamıyormuşsunuz Baraka ve Mileena'yı. Bak mesela Baraka'yı buraya katamayacağım. Üstüne işaret katmışlar. Kullanamayacağım bunu. Special Ops karakterleri varsa sizde, eğer yoğunluktaysa bu quest'e girebilirsiniz mesela. Ben gireceğim. %100'e çok rahat bir şekilde tamamladım. Şunu tamamlayabiliyor muyum? Tamamlayabiliyormuşum. Şöyle yaptığımda. Tamam, Jackson'ı da kullanmayacağım için Surgeon'ı katsak da olur aslında Johnny Cage yerine. Tamam, %100'e gene ulaştım. En az seviyede şeyi kullanmaya çalışıyorum. Johnny Cage yerine bunu versem daha iyi. Jacqui Briggs şu an daha güçlü olacak çünkü. Birinci evrim Johnny Cage'den daha güçlü. Hani en mantıklı şekilde oynamaya çalışın abi. Spec Ops karakterlerim olduğu için ben bu quest'i rahat rahat yaptım. Şöyle bir girelim. İkinci kuleden biraz bakayım. 8 saatlik olabilir. 12 saatlik 20-23. 8 saatlik daha... Oo, 4 saatlik bayağı avantajlı duruyor. 20 ruh veriyormuş ama bayağı zordur herhalde ya. D'Vorah sadece güç veriyormuş. Bak, D'Vorah'ımız oldu halde. 130 bonusumuz oldu halde. %31'ini doldurabildik. %50. %60. %60 güzel bir şans değil. Ben bu quest'e girmem. Aynen. %60'a girmem abi. Hani 4 saat beklediğime değecek bir şey değil. O tutmazsa boşa gidiyor yani 4 saatimiz. 8 saatte bir bakalım. 21 ruh veriyormuş aslında. Bu da o kadar güzel değilmiş ama yine de işimizi görür. %58 ve %100. Güzel. Böyle hemen başlatalım bunu da. Ya yapmanız gereken şeyleri gösteriyorum size bu arada. Bu ne yapıyor diye şu an şey yapmayın. 1 saatlik buna girmeyeceğim ya. Bunun 1 saati zordu herhalde, öyle hatırlıyorum. %45. Aslında bu 1 saatli açsam diğer şeyler açılacak da. %70. Daha çok güçlendirebiliyor muyuz? Şey ver abi. Goro'yu ver bakayım be. Goro'yu. %78. Tactical Sonya Blade'i kalsam %86. Tamam, ben bu 1 saatli yapayım. Bu açılsın. 3. kulenin devamına gidelim. 8. kulede şu 8. kulenin son 2 şeyiydi galiba. 2 tane karakter veriyor. Bronz değil pardon. İkisi de gold karakter. Neydi bu? Cyrax serisinden veriyor. 2 tane Cyrax karakterlerinden veriyor. O yüzden o 8. kuleye ulaşmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Ulaşırsam bizim için bayağı bir iyi olacak. Karakter çıkartma ihtimalimiz de artacak. Galiba 7. kulede falan da Ermac veriyordu. Oraya da gitmemiz gerek. Şu an işte gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Challenge'lara hala giremeyiz. Öyle bir gücümüz yok şu an maalesef. O böyle challenge'lara artık 30 levelde falan girmeye başlarız. Basic şu normal challenge'ı anca 30 levelde bitiririz. Ama daha da güzel olur bizim için ya. Şu an aslında şu altınlı kısımları yapsam olur da altın bir boka yaramayacak. O yüzden silver'ı zaten yapamayacağım. Gerek yok. Johnny Cage'i falan güçlendirmemiz gerek. İşte bu challenge'ları yapmaya başlasak çarımız bayağı güçlenecek aslında da. Her neyse. Kodumuz bu arada 672 olsun. Niye böyle verdim bilmiyorum. Yani bunu saçma saçma kodla hep yakın vermeye başladım artık. Beynim artık ezberliyor mu? Ne yapıyor verdim kodları? Otomatikman aynısını verdirtip duruyor. Her neyse. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.